Yeter! Bıktım artık bu şeref ve namus oyunundan. Lakşya, ne yapıyorsun? Hemen sus. Lakşya, benimle böyle konuşmaya nasıl cesaret edersin? Şunu bilmeni istiyorum baba. Kime ne yaptıysa biz de Bay Durga Prasat maaş veriye aynı şeyi yapmamız gerekiyor. Ne oldu? Bu konuşmamı beğenmedin mi? O halde Bay Mahaş vereyim. Biri eğer seninle 24 saat böyle konuşsaydı neler hissederdin biraz düşün istersen. Lakşya, sus artık. Saçmalıyorsun. Lakşya, sen babanla nasıl konuşuyorsun? Ona ismiyle hitap edemezsin. Sana ne oldu böyle canım? Ne yapabilirim anne? Kocam bağırarak konuşmayı çok seviyor. Bağırmadan söyleyince kulağı duymuyor. Sen kendini ne sanıyorsun? Kral mı oldun başımda? Etrafındaki herkes sanki senin kurallarına göre yaşamak zorundaymış gibi. Hep senin kurallarına mı uyacak? Akşa! Bunu hiç düşünme bile Bay Mahaşvari. Sen bu hakkını çoktan kaybettin. Şimdiye kadar seninle aramızda bir baba-oğul ilişkisi vardı. Çünkü ben her emrine uydum ve sana boyun eğdim. Ama artık bitti. Şimdiye kadar seninle aramızda bir baba-oğul ilişkisi vardı. Çünkü ben her emrine uydum ve sana boyun eğdim. Ama artık bitti. Teşekkür ederim. Gerçeği duymak istiyorsun. Ben de bugün sana çok büyük bir gerçeği anlatacağım. Bu ben değilim. Bu mahkum Lakşya. Senin bir cezaevi mahkumu üniforması giydirdiğin adam. Bu aynı Lakşya değil. Bu Lucky. Dışarı çıkmayı seven, arkadaşlarıyla eğlenen biri. Kendi hayatını kendi kurallarıyla yaşamak istiyor. Buna serserilik denmez. Özgürlük denir. Özgürlük. Burası da ev değil, hapishane. Sen de gardiyansın. Ve herkese ömür boyu hapis cezası verdin. Eğer aralarından biri sana karşı çıkarsa, onu evden atmakla tehdit ediyorsun. Bana yaptığın gibi herkes senin emrin altında yaşıyor. Sana boyun eğiyor. Senin diktatörlüğüne karşı çıkamıyorlar. Gerçeği söylüyorum. Buradaki insanlar yaşamıyor. Gerçekten boğuluyor. Bunları hisseden sadece sensin. Peki, o halde büyük oğluna sor. Senin korkundan ticareti seçti, bilimi değil. Lakşya, kes artık! Evet, ben de onu yapıyorum abi. Burada bırakıyorum.
Bu diktatörlüğe artık bir son vermek istiyorum. Evet, soruyordun. Büyük oğlum mühendis olmak istedi ama... Peki sen ne yaptın? Ona zorla ticareti öğrettin. Senin yanında o sefil işinde çalışsın diye. Oh, bağışla. Üzüldün mü? Sana hakaret mi ettim yani? Ama seninki ticaret bile değil. Dolandırıcılık. Lakşya, sus dedim. Hayır abi. Çok uzun zaman sonra bugün ilk defa cesaretimi topladım ve bugün kimse konuşmama engel olamaz. Ve o da senin büyük gelin. Onu bu eve oğlunun eşi olarak değil, sadece bir çeyiz parçası olarak getirdi. Oğluna iyi bir eş gerekli değildi. Sen sadece babasının arazisine sahip olmak istedin. Bağışla yenge. Lütfen beni yanlış anlama. Ama gerçek bu, biliyorsun. Ve gerçeği artık inkar edemeyiz. Lakşya. Ne oldu sana böyle? Neden bu şekilde konuşuyorsun? Anne. Hayatımda ilk defa bugün gerçeği söylemeyi öğrendim. Senin yüzünden. Sadece senin yüzünden aile fotoğrafı eksik kaldı. Thank you.